fazla asit vücuda ne yapar? Alkali vücuda ne sağlar? Şimdi bir kere şöyle düşünmek lazım. Biz doğduğumuzda, ilk nefes aldığımız anda sistem çalıştığı zaman, yani biz insan motoru olarak enerji kazanmak için bir şeyler yiyoruz ya, o enerjinin yani motorun bir artığı var. O artıkları gençken temizleyebiliyor vücudumuz, kapasitemiz yetiyor. Sonra yıllar ilerlediği zaman hem temizlik kapasitemiz azalıyor hem de temiz yakıt koyamıyoruz içeriye. Aslında o kötü yakıt dediğimiz asitlendiren yakıtlardan koyuyoruz. O zaman günlük olarak böbreğin, karaciğerin, cildin, bağırsakların atabileceğinden daha fazla içeride asidimiz yani toksinimiz birikiyor. Böyle olduğu zaman yavaş yavaş yıllar içerisinde hastalıklar olmaya başlıyor. O yüzden bir sürü hastalık gençlik hastalığı değil de sonradan çıkıyor. Çünkü o birikiyor yavaş yavaş. O birikme nasıl oluyor? Önce tek tek hücreler bozulmaya başlıyor. O hücrelerin bozulduğu organda biz o hastalık var diyoruz. Asit eğer damarlarda birikiyorsa damar sertliğinden, kolesterol plandan bahsediyoruz. Eklemlerde bir asitlenme oluyor ve eklem sıvısı azalıyorsa o zaman eklem ağrılarından bahsediyoruz sizin konularınız. Veya sırttaki kaslarda bir asit birikimi oluyorsa fibromiyajdan bahsediyoruz. Bu böyle katlanarak devam ettiği zaman adını almaya korktuğumuz hastalıklar da benzer şekilde o hücrelerin içindeki çöp diyelim asidin birikmesiyle oluyor. Onu atamıyor oluyoruz artık. O kadar çok dışarıdan alıyoruz ve giderek de yaşlandığımız için vücut bununla baş edemiyor ve onların birikmesi bizi her türlü hastalığa getiriyor. Bu sivilceden beyazlamış saça kadar ve kansere kadar aşağı yukarı benzer mantıkla işliyor. Çünkü hepsi bir tek hücrenin hastalanmasıyla başlayan hastalıklar.